Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Özel Güvenlik 93. dönem örnek yazılı sınav sorularını değerlendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sınavlara girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Özel güvenlik ayrıcalıklarından faydalanmak için katıl butonuna tıklayarak bu kanallara katılabilirsiniz. Özel güvenlik sorularını çözün, %100 geçin, aynı zamanda Ehliyet SRC Özel Güvenlik Instagram hesabından da takip ederek başarınızı artırabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz arkadaşlar, korumakla görevli olduğu siteye hırsızlık amaçlı giren şahsı bahçede yakalayan özel güvenlik görevlisi erdi. Aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A. Suç delillerini muhafaza altına alır. B. Yakalama tutanağını imzalar. C. Şüphelinin ifadesini alır. D. Polise haber verir. E. Olay yerini muhafaza altına alır. Evet arkadaşlar, burada erdinin yapamayacağı nedir? İfade almak. Şüphelinin ifadesini güvenlik güçleri alır. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. İkinci sorumuz, özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olmak istemektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Üye olamaz. B. Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda olabilir. C. Mülki amir izin verirse olabilir. D. Üye olabilir. E. Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir. Evet, özel güvenlik görevlisi bir derneğe üye olabilir arkadaşlar. Evet, cevabımız Denizli seçeneğidir. Üçüncü soru, görev alanı içerisinde bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi ne yapar? A. Suça el koyar. B. Suçun devamını engeller. C. Şüpheli etkisiz hale getirir ve yakalar. D. Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder. Evet, burada özel güvenlik görevlisi hepsini yapar arkadaşlar. Evet, Edirne seçeneği doğru cevabımız. Devriyenin amacı ve hedefleri, önemi nedir arkadaşlar? Devriyenin özel güvenlik görevlisi, güvenlik devriyesinin amaç ve hedefleri arasında suç işlenmesini önlemek, 2. Görev bölgesinde insanların can ve mal güvenliğini korumak, 3. Genel emniyeti sağlamak, 4. Sorumlu olduğu bölge içinde istihbarat toplamak, 5. Suç için elverişli fırsatları azaltmak, 6. Suç işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı olmak, 7. Kanunlarca verilmiş olan yetkilerin bir insanların ve insanların huzur için konulmuş kuralların uygulanmasını sağlamak, 8. Düzenlenen etkinlikler esnasında meydana gelebilecek suçları önlemek, 9. Olaylara müdahale etmek, suçlara el koymak, suçluları ve olay yerini muhafaza etmek, genel kolluğa bilgi vermek, 10. Görev bölgesinde olayları ve şüpheli şahısları gözetlemek, suçla ve suçlulara mücadele etmek, 11. Yardım gereken hallerde yardıma muhtaç kimselere yardım etmek, 12. Halkın yardım çağrısını hızlı bir şekilde cevap vererek verimliliği artırmak, 13. Özel güvenlik tedbirleri konusunda toplumsal duyarlılığın oluşmasını sağlamak, 14. Vatandaşlara güven vermek, 15. Genel kollukla işbirliği kurmak ve geliştirmek, 16. Kanunların kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek, 17. Emniyet tedbirlerini ihlal eden çalışanları ihtar etmek, ilgililere bildirmek özel güvenlik görevlisinin amaçları arasındadır. Görevleri arasındadır arkadaşlar. Evet, hemen dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevinin amaçlarından değildir? A. Suçları önlemek.
B. Aranan şahısları yakalamak. C. Mal ve can güvenliğini sağlamak. D. Korunan yerin güvenliğini sağlamak. E. Özel güvenlik görevlilerinin boş oturmalarını engellemek. Evet. Devriye görevinin amaçları arasında olmayan hangisidir? Edirne seçeneği. Hemen 5. sorumuza bakalım. Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisinde güzergah boyu görevli sayılır? A. İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde. B. Para ve kıymetli eşya naklinde. C. Eşya cenaze töreninde. D. Kişi korumada. D. Hepsi. Evet arkadaşlar, burada da güzergah boyu görevli sayılması, bakın hepsinde görevli sayılır. Edirne seçeneği doğru cevap. 6. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir? A. Parmak izi ve fotoğraf alma. B. Gözaltına alma. C. Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama. D. İfade alma. E. Delil inceleme. Evet. Parmak izi, gözaltına alma, ifade alma, delil inceleme özel güvenlik görevlisinin yetkilerinde değildir. Ama güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama yapabilir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 7. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir? A. Tespit tutana. B. İhbar tutana. C. Suçüstü tutana. D. Müracaat tutana. E. Devriye tutana. Evet. Arkadaşlar, tutanak çeşitlerinden olmayan suçüstü tutanağı değildir. Cevap Ceyhan seçeneği. 8. sorumuza geçelim. Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına alınan eşya kime teslim edilir? A. Valiliğe. B. Adliyeye. C. Özel güvenlik komisyonuna. D. Yetkili özel kolluğa. E. Yetkili genel kolluğa. Yetkili genel kolluğa teslim edilir. Edirne seçeneği doğru cevap. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir? A. Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama. B. Yakalama. C. Gözaltına alma. D. Emanete alma. E. Zor kullanma. Bakın, bütün sınavlarda arkadaşlar özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden mutlaka sınavlarda sorular geliyor. Dikkat edelim. Gözaltına alma özel güvenlik görevlisinin yetkileri arasında değildir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 10. sorumuz. Yukarıdaki tanımlamalardan doğru olanlar hangi şıkta bir arada verilmiştir? Doğru olanları soruyor. Bakalım arkadaşlar. 1. Empati, kendini karşıdakinin yerine koyabilmektir. 2. Empatik iletişiminde karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem arz etmektedir. 3. Empatik iletişim kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının gerçekleşmesi gerekir. 4. Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır. Evet. Arkadaşlar burada doğru olanları bize sormuş. Bakın. 1, 2, 3. Yani Adana seçeneği doğru cevabımız 1, 2, 3'tür. Doğru olan. 11. sorumuz, özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler? A. Özel toplantılarda.
B spor müsabakalarında, C sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde, D içkili yerlerde, E bankalarda. Evet arkadaşlar, bankalarda özel güvenlik görevlileri silahlı olarak görev yaparlar. Edirne seçeneği doğru cevap. 12. soru. Silahlı özel güvenlik yenileme eğitiminde silah bilgisi ve atış dersi kaç saattir? 10, 20, 40, 60, 65. Evet. 10 saat değil mi arkadaşlar? Adana seçeneği doğru cevap. Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıda elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir? A. Kapı dedektörü ile korunmakta olan alana girerken elde edilmiş ruhsatsız tabanca ve suçüstü halinde failin elinden alınmış olan tabanca, C. Kişinin çantasının elle aranması neticesinde bulunan ruhsatsız tabanca, D. Failin suçu işledikten sonra kaçarken çöp kutusuna atmış olduğu tabanca, E. X-ray cihazı ile korunmakta olan alana girerken elde edilmiş ruhsatsız tabanca. Evet. Kişinin çantasının elle aranması neticesinde bulunan ruhsatsız tabanca delil niteliğindedir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 14. soruya geçmeden arkadaşlar, devriyenin görevlerinden koruyucu görevler hangileridir? Buradan da sınavda mutlaka soru geliyor. Koruyucu görevler: kalabalık kontrolünü sağlamak, iki toplumsal içerikli toplantı ve gösterilerde önleyici tedbir almak, üç kamu düzenini sağlamak, dört engellilere yardım etmek, beş kontrol ve gözetleme fonksiyonlarını yerine getirmek, altı kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermek şartıyla suç teşkil eden eşyayı emniyete almak, 7 olay yerini koruma altına almak, 8 korumasını sağladığı yere yasaklanmış ve tehlikeli olan her türlü silah, patlayıcı madde ve eşyanın sokulmasına engel olmak, 9 elektrik, su, doğalgaz, sızıntı ve kaçaklarını kontrol etmek, 10 bina ve tesislerde önleyici koruyucu hizmetleri sunmak koruyucu görevler arasındadır. Evet, hemen 14. sorumuza bakalım. Yukarıda devriye görevlisinin özellikleriyle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? Evet, devriye görevlisinin özelliklerinde sormuş yine arkadaşlar, hangisi doğrudur? 1. Çevresine karşı duyarlı olmalıdır. 2. İyi iletişim kurabilmelidir. 3. Ciddi ve tetikte olmalıdır. 4. Yüksek sesli konuşarak sert imaj oluşturmalıdır. Sert imaj olmaz arkadaşlar. Bakın 4 yanlış. Evet, 1, 2, 3 olan şık cevap Adana seçeneğidir. 15. sorumuz: bir iş merkezinde görev yapan devriye görevlisi nelere dikkat etmelidir? A. Hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve çıkış yerlerini öğrenmek. B. Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip olmak. C. Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolü. D. Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından sorumlu kişileri tanımak. E. Hepsi. Evet arkadaşlar, burada hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Edirne seçeneği doğru cevap. 16. soru: ne söylediğimizden daha önemlisi nasıl söylediğimizdir? Cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır? A. Empati. B. Enformasyon. C. Beden dili. D. Yaşantı. E. Öğrenme. Evet, burada da arkadaşlar bakın, beden dili değil mi? Evet. Beden dilinden bahsediyor cevap.
Ceyhan seçeneğidir. 17. soru, silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdakilerden hangisiyle sınırlıdır? A. Eğitim kurumları, B. Cezaevleri, C. Mahkemeler, D. Akıl hastaneleri, E. Görev yeri ve güzergahı. Evet. Görev yeri ve güzergahı ile sınırlıdır. Edirne seçeneği doğru cevap. 18. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir? A. İrade zayıflığı, B. Duygusallık, C. Kendisi olma, D. Özenti, E. Telkin. Evet. Burada kendisi olmadır arkadaşlar. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 19. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kırık ve çıkık tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? A. Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır. B. Yara varsa üzeri temiz bezle kapatılmalıdır. C. Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır. D. Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın üstündeki ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır. E. Yaralı bölge düzeltilerek tespit edilmelidir. Evet. Yaralı bölge düzeltilerek tespit edilmelidir. Kırık çıkık tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir arkadaşlar. Edirne seçeneği doğru cevap. 20. soru. Trafik kazası geçirmiş bir kişiye eğer ortamda hiçbir tehlike yoksa ilk yardımcı ne yapmamalıdır? A. Hava yolunu kontrol etmeli. B. Solunum kontrolü yapılmalı. C. Kanama kontrolü yapılmalı. D. Güvenli bir yere taşınmalı. E. Bilinç kontrolü yapılmalıdır. Evet, burada ilk yardımcı ne yapmamalıdır sorusunu sormuşlar. Bakın, trafik kazası geçirmiş bir kişiye eğer ortamda hiçbir tehlike yoksa güvenli bir yere taşıma yapmamalıdır. Değil mi? Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz, olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Olay yeri emniyet şeridiyle çevrilerek koruma altına alınır. B. Hiçbir yere dokunulmaması uyarısı yapılır. C. Orada bulunanlar olay yerinden dışına çıkarılır. D. Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir. E. Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır. Evet arkadaşlar, burada da şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir. Yanlıştır. Cevap Denizli seçeneği. 22. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz? A. Çevre engelleri, B. İkaz levhaları, C. Gözetleme kuleleri, D. Bariyerler ve kilit sistemleri, E. Aydınlatma sistemleri. Tabii ki arkadaşlar, ikaz levhaları güvenlik sistemlerinden sayılmaz. Bursa seçeneği doğru cevap. 23. soru. Trafik kazası geçirmiş bir kişiye eğer ortamda hiçbir tehlike yoksa ilk yardımcı ne yapmamalıdır? Bakın, hava yolunu kontrol etmeli. Solunum kontrolü yapılmalı. Kanama kontrolü yapılmalı. Güvenli bir yere taşımalı. Bilinç kontrolü yapılmalı. Tabii ki burada da yine güvenli bir yere taşıma yapmamalıdır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 24. soru, 5188 sayılı yasanın 20. maddesinde belirtilen idari cezaları özel güvenlik görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine vermeye kim yetkilidir? A. İşveren, B. Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum amiri, C.
emniyet müdürü, D mahalli mülki amir, E hiçbiri. Evet. Mahalli mülki amir vermeye yetkilidir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 25. sorumuz, son sorumuz arkadaşlar bu videomuzda. Erişkin bir insanın dakikada solunum ve nabız sayısı nedir? Erişkin bir insanda solunum 8-10, nabız 50-80, solunum 12-20, nabız 60-100, solunum 12-20, nabız 110-130, solunum 8-10, nabız 60-100, solunum 20-25, nabız 50-80. Erişkin, yetişkin bir insanda dakikada solunum sayısı 12-20'dir arkadaşlar. Nabız sayısı da 60 ile 100'dür. Bursa seçeneği doğru cevap. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımızı arkadaşlarınıza da önerirseniz sevinirim arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, kazasız günler. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki özel güvenlik 93. dönem örnek sınav sorularında buluşmak üzere. Hoşça kalın.